Parayla karşınızdayız. Saatlerimiz 15'i gösteriyor ve önümüzdeki bir saat boyunca piyasalara bakacağız. Önce bir rakamlara geçmeden önce öne çıkan başlıkları aktaralım. Merkez Bankası seçimden önceki son toplantısını gerçekleştirdi ve politika faizini beklentiler dahilinde %8,5'te tuttu. Karar metninde para politikası duruşunun yeterli olduğunu belirten ifade korundu ve metinde uygun finansal koşulların oluşmasının önceliklendirileceği de belirtildi. Ve bir taraftan da BDDK'nın haftalık banka ve para istatistiklerini takip ediyoruz. Oradaki verilere göre kur korumalı mevduatın toplamı geçen hafta 89.2 milyar TL artışla 1.98 trilyon TL'ye yükseldi. Bu da yeni bir rekor demek oluyor. Dolar cinsindense kur korumalı mevduatların büyüklüğü geçen hafta 102,2 milyar dolarla ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı. Ayrıca geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın brüt rezervi 5,4 milyar dolar düşüşle 116,1 milyar dolara geriledi. Ve devam edelim. Uluslararası Finans Enstitüsü IIF'in baş ekonomisti Robin Brooks, dolar TL için adil değerin 21 seviyesinde olduğu değerlendirmesini paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise ekonomik güven endeksi Mart'ta 98,8 seviyesinden Nisan'da %3,5 artarak 102,2 değerini aldı. Böylece ekonomik güven Ekim 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Yani son 1,5 yılın en yüksek seviyeleri karşımıza çıkmış oldu ve 100 seviyesinin aşılması da önemli. Ve son olarak Allianz Trade'in 2023 ekonomik görünüm raporuna göre 2023 yılında küresel büyümenin yavaşlaması ve para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkisinin artması bekleniyor. 2023 yılının son çeyreğinin itibarense istihdamın azalmaya başlayacağı ve işsizlik oranında buna paralel olarak yükseleceği öngörülüyor. Evet, öne çıkanlar böyleydi. Piyasalara şu an baktığımız zaman borsada sınırlı yükselişler hakim. %0,25'lik yukarı yönlü bir hareket var. Sabah saatlerinde biraz daha negatif bir tablo vardı. Ancak kapanışa yaklaşırken daha pozitife dönen bir seviye karşımıza çıkıyor. Ancak buradaki alımların sınırlı olduğuna dikkat çekelim. Dolar TL tarafında 19.43'e kadar yükselmişti bu sabah saatlerinde. Şu anda 19.42 seviyeleri ekranlara yansıyor. Euro TL tarafında 21.47 seviyelerini görüyoruz. Euro TL tarafında da bu sabah saatlerinde yine tarihi rekor tazelenmiş oldu. Euro dolar paritesi 1.10 seviyesinde yatay şu anda ama Euro bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz resesyon endişeleri doları baskılıyor ve bu anlamda aslında saatler 15.30 gösterdiğinde ABD tarafından takip edeceğimiz birinci çeyrek büyüme rakamı çok önemli olacak. Bunu da izleyeceğiz. Avrupa borsalarına baktığımız zaman karışık bir tablo karşımızda. Paris CAC40 ve Frankfurt DAX'da yukarı yönlü hareketler varken İtalya ve Londra'da biraz daha düşüşler hakim. Her ne kadar sınırlı geri çekilmeler olsa da yakından takip ediyoruz. Bir yandan bilanço sezonu Avrupa'da da tabii ki yakından izleniyor. ABD tarafında da şöyle bir bakalım, vadeliler nasıl bir açılışa işaret ediyor dediğimiz zaman Nasdaq'taki pozitif ayrışma sürüyor. Orada teknoloji şirketlerinin bilançolarını yakından takip ettiğimiz ve bu bilançoların beklentileri aştığı bağlamda teknoloji tarafında, teknoloji endeksinin Nasdaq'ında pozitif ayrışını görmek mümkün oluyor ki diğer iki endeks de şu anda yükselişle açılışa işaret ediyor. Emtia piyasasında spot altın 2000 doların altında ancak yatay bir şekilde işlemlerine devam ediyor. 2000 doların altından gerilemiştik. Ancak oraya çıkmakta zorlansa da Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık krizine ilişkin haber başlıklarını takip ettiğimiz bu günlerde yeniden bir güvenli liman algısı çalışacak mı? Bunu takip ediyoruz. Gram altın 1247 liradan el değiştiriyor. Gümüş tam 25 dolar sınırında. Ve iki tip petrol de şu anda yönünü yukarı dönmüş durumda. Her ne kadar %0,50'nin aşağısında yükselişler olsa da. Ve kripto paralara baktığımız zaman Bitcoin 28 bin doların üzerinde 27 bin dolarlardan bir toparlanma oldu. Ve %2'ye varan yükselişler dikkatleri çekiyor. Ethereum tarafında da 1883 dolar seviyesini izliyoruz. Evet, şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi almak üzere NCM Investment'a gidiyoruz. Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay bizimle birlikte. Arzu Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Reyhan Hanım, hoş bulduk. Evet, şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Bir taraftan borsaya da baktığımız zaman sınırlı yükselişler olduğunu görüyoruz. Son iki gündür yaşanan o sert satışları biraz telafi etme çabasında gibi borsa. Neler bekliyorsunuz, hangi seviyeleri takip ediyorsunuz?
Evet, bugün özellikle endeksin gördüğü düşük seviye 4750 seviyesi. Bu seviye önümüzdeki günlerde ve bugün içinde önemli bir seviye olarak takip ediliyor. Bugün bir miktar satışlarda dengelenme olduğu ve gelen bilançoların da etkisiyle hisse bazında pozitif fiyatlamalar olduğunu gördük. Akbank ve Garanti Bankası'nın kar rakamları açıklandı. Akbank'ta beklentiler seviyesinde, yine Garanti'de de aslında Garanti bilançosunda daha pozitif beklentileri vardı piyasanın. Bu beklentinin de üzerinde bir kar rakamı, net kar rakamı açıklandığını görüyoruz. Aynı şekilde Türk Traktör beklenti üzerinde bir bilanço açıkladı. Aselsan'ın karı açıkladı. Burada da piyasa medyan beklentileri üzerinde bir bilanço kar rakamı açıklandığını görüyoruz. Toparlayacak olursak, yani bugün açıklanan bilançolar aslında hisse bazında hareketlilik için uygun, da her ne kadar bazı hisseler bilanço rakamlarını yorumladıktan sonra bottom line'da gelen karlara göre bir fiyatlama yapmasalar da pozitif de diyebiliriz. Bunun dışında gene bugün açıklanacak önemli şirketlerin ilk çeyrek bilançoları var. Bunlar arasında Ford Otosan, Otokar, Texan Holding ve Tofaş ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak. Küresel piyasalara baktığımız zaman satışların bir miktar durulduğunu, o tarafta da Birleşik Endeksinin iyi bilançolar ardından son iki günde yükseliş yönünde bir eğilim gösterdiğini görüyoruz. Ama ABD'de Dow Jones ve S&P 500 endeksi bu yükselişe tam olarak iştirak edemiyor gibi görünüyor. Asya piyasaları biraz karışık. Avrupa tarafında biraz daha satış yönlü ve karışık bir eğilim var. Ama genel itibariyle piyasalar biraz da bugün açıklanacak olan ABD ilk çeyrek büyüme rakamını bekliyor. Beklentiler %2 civarında bir artış yönündeydi ama şimdi Bloomberg terminale baktığımda bu ilk çeyrek büyüme beklentisinin %1.9 olarak güncellendiğini görüyorum. Tabii gayri safi yurt çapında fiyat endeksi, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi gibi çeyreklik rakamlarda enflasyonist eğilimin özellikle devam edip olmadığı da piyasalar tarafından takip edilecek. Bunun yanında 25 bas puanlık faiz artırım beklentisi artık bu tarih yaklaştıkça %80 üzerinde fiyatlamalar ile piyasanın önünde sanki kesine yakın bir ihtimal gibi görünüyor. Ki en sonda %81.4 ihtimalle bunun vadeli piyasalarda fiyatlandığını görüyoruz. Bize bakacak olursak bugün açıklanan verilerde BDDK istatistiklerinde ve TCMB'nin istatistiklerinde dikkatimizi çeken gene tüketici krediler ve ticari krediler tarafındaki yükselişler, kurumsal kredi kartları tarafındaki yükselişler, brüt rezervlerin 66.9 milyar dolara gerilemiş olması ve bu arada da KKM tarafında girişlerin devam ediyor oluşu ve döviz tarafında, döviz tevdiat hesapları tarafında da kurumsallar tarafında bir miktar talep oluşu, bireyseller yatay seyretse de kurumsal tarafında bir miktar haftalık bazda döviz tevdiat hesaplarında 906 milyon dolar gibi bir artış olduğu yönündeydi. Yurt dışı yerleşikler hisse tarafı bir miktar alış yapmış, 37 milyon dolar gibi limitli bir alış yapmış. Bono tarafında satış var ama tabii bunlar şu anda piyasanın mevcut seviyelerinde, mevcut görünümü üzerinde biraz da belirsizliklerin fazla olduğu bu ortam içerisinde tekrar 5100 seviyesi üzerine atmak için, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık için yeterli olmuyor gibi görünüyor. Şu noktada 4750 seviyesini önemsiyoruz. Eğer bu seviye aşağı yönde kırılırsa önceki ayların düşük seviyesi 4680 ve 4500 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. Yukarıda da 5000 sınırı bizim için önemli. Aynı zamanda psikolojik bir direnç seviyesi ve bu seviyenin üzerine yerleşmedikçe sanki 5000 altında fiyatlamalarla biraz bant içi hareket ile bu seanslar devam edecek gibi görünüyor Reyhan Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Aktarmış olduğunuz detaylı bilgiler için NCM Investment Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay bizimle birlikteydi ve biz şimdi kripto varlıklara ilişkin son gelişmeleri almak üzere Paribu'ya gidiyoruz. Paribu Ventures yöneticisi Erman Taylan bizimle birlikte. Erman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, şimdi kripto varlıklara ilişkinde pek farklı, pek çok piyasayı da ilgilendiren gelişmeler var. Nedir acaba detayları? Tabii ki. Ben Paribu Ventures olarak bugüne kadar 19 Web3 girişimine yatırım yaptık ve bu 19 Web3 girişiminin
Tam 8 tanesi Web3 oyunları üzerine çalışıyor. Dolayısıyla biz Web3 oyunlarını çok önemsiyoruz. Bugün de ben Web3 oyun dünyasında öne çıkan gelişmeleri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk haberimizde biraz geçmişe götüreceğim sizi. Çok değil, bundan 2 yıl öncesine. Hatırlarsanız Apple ile Epic Games arasında yaşanan komisyon tartışması bir davaya konu olmuştu. Bu dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Öncesinde dava konusunu da hatırlatmam gerekirse Epic Games, Apple'ın %30'luk komisyon oranını çok bulduğu için uygulama içi satın almaları Apple ödeme sisteminin dışına taşıyarak komisyon ödemeyi reddetmişti. Bunun üzerine Apple, Epic Games'in popüler oyunu Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı. Epic Games de Apple'a dava açtı. Bugüne geldiğimizde ise davadan zaferle ayrılan taraf Apple oldu diyebiliriz. Mahkeme büyük oranda Apple'ın haklı olduğuna karar verdi. Bu arada belki Epic Games davayı kaybetti ama karşı taraf üzerinde kurduğu baskının da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Bu baskının bir sonucu olarak Apple 2020 sonunda yıllık geliri 1 milyon doları aşmayan yayıncılar için komisyon oranını %30'dan %15'e çekmişti örneğin. Peki gelelim bu davanın Web3 oyunlarıyla olan ilgisine. Baktığınızda Apple bugüne kadar Web3 oyunlarına çok da sıcak yaklaşmıyordu. NFT ve token kullanımına çeşitli kısıtlamalar getirdiklerini de biliyoruz. Ancak bu karar sonrasında Apple'ın App Store yönetiminde daha da rahat hareket edebileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla Apple'ın Web3 oyunlarına olan yaklaşımında bir süre daha bu çizgide kalmasını bekleyebiliriz, kalmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz bir başka deyişle. Tabii diğer taraftan birçok alanda olduğu gibi Apple inovasyon için bir, ürününü mükemmelleştirmeyi, iki, pazarın olgunlaşmasını bekleyen bir şirket. Ben Apple'ın Web3 oyunlarında da bunu yaptığını düşünüyorum açıkçası. Bir diğer büyük inovasyonlarını Web3 cüzdanlarında veya Web3 oyunlarında yapacaklarına inanıyorum uzun vadede, orta ve uzun vadede. Son olarak Epic Games'in de sahip olduğu Epic Games Store'da 20'den fazla Web3 oyunu ile işbirliği içinde olduğunu söylemek istiyorum. İkinci haberimiz Web3 oyunlarının geleceğine dair önemli bir ışık tutuyor. En popüler oyun konsollarından PlayStation'ın da sahibi olan Sony, geçtiğimiz hafta NFT alanında patent başvurusuyla gündeme geldi. Yapmış olduğu patent başvurusuyla gündeme geldi. Sony'nin patent başvurusunda NFT'ler PlayStation oyunları içinde ve dışında kullanılabiliyor. Yine Sony'nin sahibi olacağı pazar yerinde satılabiliyor. Oyunlar arası NFT paylaşımı, NFT transferini de kapsıyor bu patent. Ayrıca patentte öne çıkan bir diğer önemli anahtar kelime de AR ve VR teknolojileri. Sony hem oyunlara AR VR teknolojisini entegre etmeyi hem de bu noktada NFT'leri kullanmayı planlıyor diyebiliriz. Bu gelişmenin ne kadar büyük çaplı olduğunu anlamak için de küçük bir örnek vermek istiyorum. PlayStation ekosistemindeki abonelik servisi olarak konumlanan PlayStation Plus'ın 40 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor. Her ay düzenli olarak ödeme yapan. Ve üçüncü haberimize geçiyorum. Dünyaca ünlü Japonya merkezli oyun geliştirici Square Enix, Web3 oyunları altyapı şirketi Elixir ile işbirliğine gittiğini açıkladı. Son olarak Epic Games Store entegrasyonunu duyuran Elixir, Square Enix'in halihazırda milyonlarca kullanıcıya erişen oyunlarının Web3 teknolojileri ve Web3 felsefesiyle daha da büyümesi için çalışacak. İşbirliğine dair henüz çok fazla detay paylaşılmadı ama Square Enix'ten yapılan açıklamada Web3 oyunlarının ana akım oyunseverlerce benimsenmesine yönelik çalışılacağı vurgulandı. Biz de işin bu tarafını oldukça önemsiyoruz ve bu taraftaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Şöyle toparlayayım. Blok zinciri tabanlı oyun dünyasında yaşanan son dönemdeki 3 tane önemli gelişmeyi sizlerle paylaştık. Paribu Ventures olarak bu alanla yakından ilgileniyoruz. İlgilenmeye devam edeceğiz. Sizin karşınızda da öne çıktığını düşündüğümüz gelişmelerle tekrar olacağız diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Erman Taylan bizimle birlikteydi. Şimdi Akıllı Para'da kısa bir araya gidiyoruz. Akıllı Para kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İlgün bizimle birlikte. Seltem, hoş geldin. Hoş bulduk Reyhan. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Seçim öncesindeki son faiz kararı %8,5 oranında sabit bırakıldı. Beklentiler dahilinde çoğunluk bu şekildeydi. Bloomberg HT araştırma masasının yaptığı ankette de böyleydi. Ama bir taraftan da şöyle düşünenler de var. Faize dokunmuş olsa dahi Merkez Bankası hani piyasa faizleriyle çok farklılık olduğu için çok da aslında bir etkisi olmazdı diye düşünenler var. Şimdi seçime doğru giderken sen nasıl değerlendiriyorsun? Merkez Bankası'nın o karar metnindeki çok az değişikliği nasıl değerlendirdin, nasıl buldun?
Para politikası faizler açısından bakıldığında bizim de beklentimiz sabit tutulması yönündeydi. Burada dediğin gibi piyasada hemen hemen tüm faizler Merkez Bankası'nın politika faizinin dışında ve uzağında bir yerde oluştuğu için para politikasının etkisi çok sınırlı, hatta yok gibi. Dolayısıyla bu görüşlerle aslında paralel bir görüşümüz var. Metnin kendisine baktığımızda ise dediğin gibi çok fazla bir değişiklik yok. Sadece en dikkat çekici değişiklik deprem bölgesindeki toparlanmanın beklentilerden daha hızlı olduğu yönünde. Burada aslında Merkez Bankası tabii bizim baktığımızdan daha geniş bir veri setine sahip. Öncü göstergeleri daha derinden ve daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirebiliyor. Sadece bizim takip edebildiğimiz öncü göstergelerden hem reel sektör güven endeksinde hem de kapasite kullanım oranında son ayda, yani Nisan ayında önceki aya göre yaklaşık 2 puanlık bir artış olmuştu. Açıkçası bu da dikkat çekiciydi. Bu anlamda toparlanmaya bölgeden de destek geliyor olabilir ama tabii öncelikle burada çalışmalar, yeniden inşaat çalışmaları öncelikli olacaktır. Daha sonra sanayi üretimine destek gelebilir diye biz değerlendiriyoruz. İhracatımızdaki gidişatı da bir miktar aslında olumsuz etkilemeye devam edebilir diye değerlendiriyoruz. Her ne kadar toparlanma beklentilerden daha hızlı gerçekleşiyor bile olsa. Onun dışında metindeki ifadelerde çok ciddi bir değişiklik yoktu. Dolayısıyla bu da aslında normal karşılanabilir. Çünkü seçimler öncesindeki son toplantıydı bu. Bundan sonraki toplantı Mayıs ayının 25'inde olacak. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çok ciddi bir değişiklik beklentisi olur mu? Tabii seçim sonuçlarına göre değişecek bu. Evet, seçim sonuçlarına göre değişebilir. Seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağına dair de işte farklı, yani ancak yaşayıp göreceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla belirsizlik yüksek. Şimdi bir taraftan da hani deprem bölgesindeki toparlanma beklenenden daha hızlı diye bir cümle eklendiğini söyledin. Böyle bir değişiklik olduğunu söyledin. Bu sabah takip ettiğimiz ekonomik güven endeksini de örneğin çok ciddi bir toparlama kaydetmiş gibi duruyor. Nisan ayında Mart'a kıyasla 102,2 seviyesine yükselmiş. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? 100 seviyesinin üzerinde olması olumlu ama tabii orada kalıcılık olacak mı? Ne kadar öneme sahip ekonomi için bu gibi veriler, onu da merak ediyoruz. Bunlar tabii öncü göstergeler ve anket verileri. Gerçekleşmelerle anket verileri arasında bir takım farklılıklar olabiliyor. Genelde Türkiye'de tüketici güveni örneğin kurdaki gelişmelere paralel olarak değişebiliyor ve istihdam piyasasındaki gelişmelere paralel olarak değişebiliyor. Burada belirsizliğin arttığı bir dönemde aslında sabit kalması beklenebilirdi ama özellikle reel kesim güven endeksinin alt endekslerinden olan yeni siparişlerdeki toparlanma, Avrupa'daki toparlanmaya, daha doğrusu resesyon beklentilerinin azalmasıyla birlikte yeni siparişlerin artıyor olması, bunun da gelecek 3 aydaki ihracat siparişleri beklentilerine olumlu yansıması bence etkili oldu. Öte taraftan tabii enflasyondaki gelişmelere baktığımızda da her ne kadar tabii ki riskler devam etse de geçtiğimiz senenin son bahar aylarına göre burada bir düzelme söz konusu. Bu da buradaki azalma eğilimi dediğim bir miktar olumlu yansımış olabilir tüketici tarafındaki beklentilere. Ama tabii ki dediğim gibi bu anket verileriyle gerçekleşmeler arasında farklılıklar olabiliyor. Örneğin tüketici güven endeksinin konut alımı ya da araba alımı alt endekslerine baktığımızda burada genelde olumsuz bir gidişat görülür ama her iki satış da çok yüksektir. Gerçek hayata baktığımızda tabii ki 100 seviyesinin üzerine çıkması olumlu bir gelişme. Bence buradaki istikrar hem yurt içindeki para politikası, kur ve seçim belirsizliklerinin azalmasına bağlı olarak değişecek. Hem de tabii ki özellikle sanayi tarafında, ihracatçılar tarafında, yurt dışındaki özellikle Avrupa tarafındaki resesyon etkilerinin bertaraf edilip edilmediğine ilişkin öncü göstergelere paralel olarak değişecektir. Özellikle Almanya tarafından olumlu sinyaller geldiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın birinci çeyrek büyümesine ilişkin açıkladığı olumlu bir rapor vardı. Beklenti anketleri de doğru, daha pozitif gelmeye başladı. Dolayısıyla burada bir olumlu gidişat bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Evet, bunu da takip edeceğiz. Bir taraftan da bugün her perşembe takip ettiğimiz BDDK verilerine göre, haftalık verilere göre geçtiğimiz hafta itibariyle KKM'de bir yeni bir rekor kırıldı. Oraya olan ilgi devam ediyor. Bunu nasıl okumak lazım? Hani seçim öncesinde dolar TL'de de hafif yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun?
Şöyle değerlendirilebilir. Demin konuştuğumuz gibi enflasyonda her ne kadar en zirve noktalardan aşağı doğru bir gerileme görülmeye başlansa da hali hazırda bulunduğumuz seviyeler oldukça yüksek. Beklentilerde de özellikle depremden sonra ufak da olsa bir artış olduğunu görüyoruz. Sene sonu enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık 10 puan üzerinde. Dolayısıyla hala beklentilerde ciddi anlamda bir çıpalanma olduğunu söylemek güç. Böyle bir ortamda para politika faizi de ciddi anlamda negatif tarafta kaldığı için KKM enflasyondan korunmak için tasarruf sahiplerinin kolay bir seçeneği haline geliyor. Dolara erişimin, dövize erişimin daha doğrusu biraz da makro ihtiyati önlemlerle kısıtlandığını ve daha pahalı hale geldiğini göz önüne alırsak KKM'ye olan teveccühün tabii ki bu şartlar altında artmasını bekleyebiliriz. Fakat ekonomi yönetiminden de son dönemde KKM'den de bir çıkış olacağına ilişkin ifadeler gelmeye başladı, açıklamalar gelmeye başladı. Dolayısıyla buradan seçimler sonraki dönemde kademeli olarak bir çıkış bekleyebiliriz. Tabii bunun desteklenmesi için yani bu çıkışın desteklenebilmesi için TL tasarrufların cazip edici olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan sonraki faizler özellikle mevduat faizleri tarafında nerede oluşacak TL cinsi mevduatlarda onu gözlemlemek lazım. Bu bence önemli bir unsur olacaktır. Her ne kadar dediğim gibi ulaşılması kolay bir enstrüman da olsa buradaki eğilim geçici olacaktır diye düşünüyorum ve bir süre sonra bu enstrüman sonlanacaktır. Evet, bunu da yakından izleyeceğiz. Seçim sonrasında takip edeceğimiz gelişmelerden bir tanesi bu olacak. Şimdi biraz da böyle küresele baktığımız zaman acaba nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Orada da belirsizliklerin yüksek olduğunu görüyoruz. Kimi veriler iyi gelirken kimileri olumsuz geliyor. Biz dakikalar sonra, yaklaşık 3 dakika sonra ABD'den birinci çeyrek büyüme verisini alacağız. Ve bu da tabii ki önemli, piyasaların çok yakından takip ettiği bir veri. Nasıl değerlendiriyorsun şöyle bir hani şirketlerin risklerine bakınca farklı ülkelerden nasıl bir karşımıza tablo çıkıyor acaba? Şöyle, biz biliyorsun fatura bazlı çalıştığımız bir sektördeyiz ve dolayısıyla bankalara ödenmeme problemleri, ödeme problemleri yansımasından daha önce biz görebiliyoruz. Türkiye ile kıyaslamak gerekirse Türkiye tarafında henüz böyle bir durum bize yansımadı. Fakat Avrupa tarafında ciddi risklerin oluştuğunu gördük. Amerika tarafında da gördük. Bizim beklentimiz Amerika'dan büyüme performansının %1'in altında gerçekleşmesi yönünde %8'e ilişkin bir büyüme tahminimiz var. Fed'in tahmini bizim de altımızda. Aslında çok da ciddi bir belirsizlik yok burada. Hane halkı tarafının bilançosu geçtiğimiz resesyon riski dönemlerine göre daha kuvvetli. Hem işsizlik daha düşük, hem maaş artışları daha yüksek. Tasarruf oranlarında bir miktar gerileme var. Ama bilançolarının daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz hane halkının. Burada Fed'in beklentilerine göre eğer değerlendirecek olursak bir ya da iki çeyrekte Amerika'daki büyümede bir daralma görebiliriz. Teknik olarak resesyon ismini Amerikalılar vermese bile. Ama para politikası tarafına baktığımızda Reyhan, burada bir belirsizlik olmadığını görüyoruz. Fed'in iletişimi oldukça net. Bir faiz artırımı daha yapıp 25 bas puan olmasını biz bekliyoruz. Bekle ve gör politikasına geçmesi bekleniyor. Burada piyasayla bir ayrışma vardı en son basın toplantısından sonra Fed'in. Piyasa Eylül ayında Fed'in indirim döngüsünü, faiz indirim döngüsünün başlamasını bekliyordu. Powell ise defaten böyle bir senaryosunun olmadığını bankanın altını çizdi. Şimdi burada piyasanın biraz daha Fed tarafına yaklaştığını görüyoruz ve faiz indirim döngüsü beklentilerinin Kasım ayına ötelendiğini görüyoruz. Eğer çekirdek göstergelerdeki gerçekleşmeler %5,5'lar civarında devam ederse Amerika tarafında ve hizmet enflasyonundaki enflasyonda katılık devam ederse ve iş gücü piyasasındaki gevşeme de Fed'in istediği gibi olmazsa, o zaman gerçekten de bu sene Fed'in faiz indirimine başlaması çok da fazla beklenmemeli. En azından bizim beklentimiz bu yönde. Evet, o anlamda verileri takip edeceğiz. Aynen Fed'in yapmış olduğu gibi. Ve tabii ki hani bugün birazdan yaklaşık bir dakika sonra ABD'den o büyüme birinci çeyrek verisi gelecek. Bunun detaylarını da birlikte konuşacağız ama yarın da Avrupa tarafından birinci çeyrek büyüme verisinin gelmesi bekleniyor. Ve her iki bölgenin de yani ABD'nin, Fed'in
haftaya toplantısı var. Çarşamba günü bunu yakından takip edeceğiz. 25 bas puanlık bir artış artık kesin gözüyle bakılıyor, öyle değil mi? Bu toplantı için. Ki aslında sözü evet, sana bırakmadan önce çok pardon Seltem, Amerikan ekonomisi birinci çeyrekte yıllıklandırılmış olarak %1,1 büyüdü. Beklenti %1,9 büyüme olması yönündeydi. Yani aslında beklentilerin biraz altında bir tablo bizi karşılıyor. %1,1'lik bir büyüme var yıllık bazda baktığımız zaman. Ne dersin bu konuda? Biraz önce sen %1'in altında beklediğinizi söylemiştin ama sizin beklentinizden çok uzak değil sanırım. Evet ama tabii Amerika için değerlendirildiğinde aslında zayıf bir büyüme diyebiliriz. Ben verinin detayını şimdi göremiyorum ama burada tüketici harcamalarının nasıl etkilediğini görmek lazım Amerikan ekonomisindeki büyümeyi. Çünkü en büyük katkıda bulunan alt kalem bu. Öte yandan yatırım harcamaları nasıl hareket etti? Çünkü son dönemde yatırım harcamalarında bir miktar gerileme, yani yavaşlama olduğunu görüyorduk. Faiz artırımlarıyla birlikte özellikle inşaata yönelik yatırımlarda bir gevşeme beklenebilir Amerikan ekonomisinde. Fakat hali hazırda tüketim kuvvetli devam ettiğinden dolayı, en azından maaşlar ve istihdam tarafı kuvvetli olduğundan dolayı net ihracatın nasıl katkıda bulunduğunu takip edeceğiz. Avrupa tarafıyla Amerika tarafı arasında reyan bir farklılık var. O da şu ki Amerikan ekonomisi Avrupa gibi enerji krizinden olumsuz etkilenmediğinden dolayı hiçbir zaman çok ciddi, Avrupa kadar ciddi resesyon riskiyle ve fiyatlamalarıyla karşı karşıya kalmadı. Döngüsel olarak bir resesyon ihtimalinden bahsediliyor. Hem Fed faizleri en yüksek seviyesine çıktığından dolayı hem de işsizlik oranı en düşük seviyesine geriledikten yaklaşık 9 ila 10 ay sonra Amerikan ekonomisi döngüsel olarak bir resesyona girebiliyor. Avrupa tarafında ise bu durum daha farklı. Orada çok ciddi bir enerji bağımlılığı var Rusya'ya ve bu bağımlılığın bu sene, daha doğrusu 2022 yılında ve içinden geçtiğimiz aylarda ekonomiye olumsuz yansımamasının tek gerekçesi havaların tahmin edildiğinden daha ılıman seyretmesi olabilir. Ama bu sene kış için bir garanti teşkil etmiyor açıkçası. Yine de bu dönem bu unsurdan dolayı biz beklentimizi, özellikle Almanya ilişkin resesyon beklentimizi %6'lardan %4'lere 5'lere yakınsadık. Yani artırdık denebilir. Durgunluk da olsa pozitif tarafta bir ekonomik performans bekliyoruz. Keza İtalya'da da çok hafif bir daralma beklentimiz var. Euro bölgesinin bu anlamda çok derin ve keskin bir resesyon riskini bertaraf edebildiğini ama ciddi anlamda bir durgunluk riskiyle karşı karşıya kalacağını değerlendiriyoruz. Enflasyon tarafında ise daha sıkıntılı olduğu için Euro bölgesi, özellikle çekirdek gösterge Amerika'nın tersine artış gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın eli Amerikan Merkez Bankası kadar rahat değil. Dolayısıyla burada beklentimiz bizim 3 kere daha 25 bas puanlık bir faiz artışına gidebileceği yönünde Avrupa Merkez Bankası'nın. Evet, bakalım oradaki gelişmeleri de önümüzdeki perşembe takip edeceğiz. Almanya ve İtalya için biraz daha Almanya'da bir ılımlı daralma, daha doğrusu İtalya'da ılımlı bir daralma olabilir dedin. Almanya için de biraz daha olumsuz bir tablo ama çok böyle ılımlı bir şekilde bir revizyondan bahsettin. Bunların hepsini takip ediyoruz. Şimdi bir taraftan da haftalık işsizlik maaşı başvuruları da açıklandı ABD tarafında. Orada da beklenti 248 binken 230 bin açıklandığını görüyoruz. Bu da biraz daha böyle beklentilerin altında kalan bir veriyi gösteriyor. İstihdam piyasasında senin biraz önce cümle arasında söylediğin gibi bir yani iyi bir seyir var. Fed bunu çok yakından takip ediyor. Ne dersin? Hani oradaki enflasyon üzerindeki etkisini de düşündüğümüz zaman nasıl bir tablo görüyoruz? Çok kısaca rica edeyim. Tamam, tabii ki. Burada işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gerçekleşmesi son birkaç aydır olan bir olay. Demek ki istihdam piyasası hala güçlü ve özellikle hizmetler sektöründen kaynaklı istihdam yaratımına devam ediyor Amerikan ekonomisi. Bir de artı kamu sektörü destek veriyor buna. Bu gidişat böyle devam ettiği takdirde Amerika Merkez Bankası'nın 2023 yılı içerisinde bir faiz indirimi döngüsüne başlamasını beklememek gerekiyor. Dediğim gibi piyasa hala kuvvetli. Enflasyona da en büyük katkı hizmetler kaleminden geldiği için buradaki istihdamda, bu sektördeki istihdamda bir değişiklik olmadan Fed'in de faiz indirimi döngüsüne başlamasını beklememek lazım. Seltem, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kufas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikteydi. Şimdi akıllı parada aktif kontrat zamanı.
Evet, Bloomberg HT Araştırma Masası'ndan analist Burcu Kıratlı bizimle birlikte. Burcu hoş geldin. Merhaba Reyhan. Evet, birinci çeyrek ABD büyüme verisini bekliyorduk. Piyasalar bu veriye odaklanmıştı. Yıllıklandırılmış olarak %1,1'lik bir büyüme var. Beklenti %1,9'du. Dolayısıyla beklentinin altında kaldı. Ama hem tabii detaylarda alt kırılımlarda neler var hem de piyasa tepkisi nasıl oldu? Piyasa tepkisi şu anda biz yayına girerken düşüş yönünde tabii ki. Burada aslında şimdi büyümenin detaylarına da birazdan bakarız ama bir süredir FED'den daha doğrusu makroekonomik verilerin karışık geldiğini görüyorduk. Bu haftanın üzerinde bakacak olursak ilk önce konut satışlarından başlayacak olursak konut satışlarının bir kere %10 civarında bu hafta gelen kuvvetli bir veri gördük. Daha sonrasında perakende satışlar verisinin yine kuvvetli olduğunu gördük. Bugün de büyüme verisini aldık. %1,1 bir büyümeye işaret etti. %1,9 dediğin gibi. Burada aslında bu bana şunu düşündürüyor. Şimdi birkaç zamandır veriler alıyoruz ama bu Fed'in faiz artırım sürecinde karışık sinyaller gelmesi hem Fed'in istediği kadar aslında ekonomiyi soğutamadığını hem de aslında bu gelen büyüme verisiyle beraber büyümeden de fedakarlık, yani büyümenin de epey kötüye gittiğini gösteriyor. Çünkü ekonominin amacı, buradaki verilerin amacı aslında ekonomiyi soğutmak ve işte bir rayına girmesini sağlamak. Daha sonrasında işte belki faiz indirim döngüsü senenin sonunda başlatmaktı ama Fed'in istediği bu anlamda hem gerçekleşmedi hem de büyümeden burada çok ciddi bir ödün verilmiş oldu. %2'ye yakın büyümelerden artık %1'e geldi Amerika'nın büyümesi. Dolayısıyla bu aslında resesyon sinyali, yine az önce konuşulduğu gibi teknik olarak kullanılmasa bile artık aslında bu kadar düşük bir büyüme rakamının resesyona işaret ettiğini belki söylemek lazım Reyhan. Dolayısıyla buradan en çok etkilenecek emtialardan bir tanesi olan petrole de ben bugün bakmak istedim. Hem bu OPEC artı toplantısının petrol kısıntısı Mayıs ayı itibariyle başlayacak. En son biliyorsun 2 milyon varil azaltılacaktı. Daha sonrasında alınan kararla birlikte 1.6 milyon varil daha azaltılmasına karar verilmişti. Bunun etkisini ilk önce petrol fiyatları üzerinde, ham petrolden bahsediyorum, 83 dolara kadar görmüştük. Şimdi tekrar ham petrolü 73-74 dolar bandında geri çekildiğini görüyoruz. Ve burada petrol ve resesyon ilişkisine bakmak istedim. Hazır resesyondan da konuşmuş %1 bir büyüme rakamından sonra. Resesyon olasılıklarıyla beraber petrol fiyatları ilk önce çok aşağı doğru gelmese de şu anda bu resesyon olasılığının tekrar konuşulmaya başlandıktan sonra tekrar 73-74 dolarlara kadar geldiğini görüyoruz. Çünkü dünyada petrol üretimine ve talebine baktığımız zaman aslında günlük dünyanın petrol talebi 97 milyon varil civarında. Şu anda bu 105'lere kadar yaklaşmış. Yani dünyada petrol talebi, petrol ihtiyacı birazcık daha artıyor. Burada yine başı çeken, en fazla petrol ithal eden ülkelerden bir tanesi olan Çin de şu anda günlük 15'e kadar yaklaşmış durumda. Bunun ortalaması önceden 10-13 bandındayken şu anda 15'lerde, dünyanın ortalaması aşağı yukarı 97'lerde ama dünyanın ortalaması şu anda talebi 105'lere kadar çıkmış. Dolayısıyla petrol talebinin artıp arzın da bir noktada kısıldığı bir yerde normal olan aslında petrol fiyatlarının yukarıya doğru gitmesi olurdu. Fakat burada tam tersi bir tablo görüyoruz. Dolayısıyla buradaki hikaye aslında petrol fiyatlarının bize resesyonu bir miktar daha belki önceden aslında fiyatlamaya başladığını ve bir süre daha en azından bu şekilde gideceğini gösteriyor. Bundan sonra tabii ki Fed'in faiz artırım sürecinde hamleleri ne olacak? 25 bas puan yapıp bekleyecek mi? Buradan sonra belki bir canlılık ekonomiye dair bir işaret görebiliriz ya da görmesi istenebilir piyasalar tarafından. Ve burada yine emtialarda bunun etkilerini görebiliriz ama en azından şu anda önümüzdeki Fed toplantısında 25 bas puanlık bir artışın kesin olduğu bir durumda Haziran'da muhtemelen yapamayacak diye düşünüyorum bu büyüme rakamlarından ve son gelen verilerden sonra ama en azından emtia tarafı için birazcık daha yolu var gibi gözüküyor en azından. Bu resesyon olasılıklarının bu kadar konuşulmaya başlanacağı dönemin öncesinde diye. Çok teşekkür ediyoruz Burcu aktardıkların için ve böylelikle aktif kontrat bölümünün sonuna geldik. Akıllı Para'da kısa bir ara, aranın ardından sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya bizimle birlikte olacak.
Ve Akıllı Paranın son bölümüyle karşınızdayız. Şimdi biraz borsaya detaylı bakacağız. Borsa İstanbul'da bilanço dönemini takip ederken sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya bizimle birlikte. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Merkez Bankası'nın faiz kararı geride kaldı. Herhangi bir değişiklik yok. Politika faizi %8,5'te. Bilanço dönemini takip ediyoruz. Dün Akbank'ın bilanço açıklamasıyla bankaların bilançoları da takip edilmeye başlandı. Bu sabah saatlerinde garanti geldi. Ve tabii seçim belirsizliği de yine gündemimizde yer almaya devam ediyor. 5000 seviyesinin altındayız şu an borsada ama o 2 günlük sert kayıpları biraz böyle telafi eder nitelikte borsa. Hangi seviyeleri, hangi gelişmeleri takip ediyorsunuz acaba? Öncelikle belirtmek gerekir ki son bir haftada %8'e varan bir düşüş oldu BIST 100 endeksinde, banka endeksinde. BIST 100'de de %6'ya varan bir düşüş oldu. Bu sert geri çekilme yurt dışına baktığımız zaman bizi negatif ayrıştığımızı gösteriyor. Özel bir neden olarak dikkat çekici bir şey gözükmüyor. Sadece 5000 seviyesinde önemli bir desteğimiz var. Orayı kırınca satışların hızlandığını görüyoruz. Bir de alıcıların çok isteksiz, hevessiz olduğunu da görüyoruz. Aslında yatırımcı sayısı olarak baktığımız zaman son bir ayda 1 milyon yatırımcının arttığını izliyoruz. Ama bunların tamamına yakını yeni halka arzlar için gelen bireysel ayrılan payın artmasıyla yeni gelen yatırımcılar olarak görülüyor. Borsaya taze para girişini bu nedenle dikkat çekici bir boyutta olmadığını izledik. Şimdi bir diğer önemli unsur, bizde geçen sene karlılık çok iyiydi şirketlerimizde, özellikle bankalarda. %365 artışla 433 milyar TL'ye çıktı bankacılık sektörünün karı 2022 yılında. Ama bu yılın ilk iki ayında sektör karlılığı %68'e indi. İlk çeyrekte de şimdi borsadaki şirketlerden baktığımız zaman %50'lik bir kar artışı bekleniyor. Gelen iki tane banka bilançosu var. Akbank ilginç bir şekilde detaylarını biraz vermek gerekirse faiz gelirleri %80 artarken faiz giderleri %160 artmış. Yani iki katı çok ciddi bir faiz gider artışı var. Enflasyon endeksi tahvillerden de bir miktar geri çekilme yaşanmış. Faaliyet kârı %23 artabilmiş Akbank'ın. Net kârı da %33 artabilmiş. Beklentilere paraya geldi ama net kâr olarak baktığımız zaman. Garanti Bankası'nın daha iyi. O beklentileri de aşarak net kârını %88 arttırmış. Akbank'a göre daha avantajlı gözüküyor. Bugün de fiyatlandırmalar borsada bunları işaret ediyor. Ama asıl önemlisi bilanço sezonunun geri kalanı işte 10 Mayıs'a kadar bitecek gibi gözüküyor. Burada birkaç açıklama için dikkat çekebilir. Onları söylemek istiyorum. Şimdi aracı kurumlar önceki çeyreklerde analiz tahminlerini yayınlıyorlardı. Geçen çeyrekte yaklaşık 22 aracı kurum 720 tahmin yayınlamıştı. Şimdiye kadar da gelen bu çeyrek için 17-18 aracı kurumdan geldi ve yaklaşık 600 tahmin geldi. Bu tahminler bize şunu gösteriyor. Bankacılık ve holding sektöründe %50 civarında bir kar artışı, %45-50 aralığında bir kar artışı bekleniyorken geçen yıla göre reel sektörün geneline yaygın bir kar artışı göremiyoruz. Özellikle imalat sektörü burada çok zorlandığını izliyoruz ki metal eşya, metal ana sektörü burada dikkat çekiyor. Henüz bilançoları gelmeyen Ereğli, Kardemir burada tabii ağırlığı var. Arçelik geldi. Arçelik'in de geçen yıla kıyasla net karında bir miktar azalma gördük ki uzun zamandır çeyreksel bazda net karda azalma görmüyorduk nominalde. Bu da bize bu şirketlerin zorlandıklarını net olarak gösteriyor. Tabii bunun birçok nedeni var. En önemlileri hızlıca sayacak olursak işte yıl başında gelen asgari ücretteki artışın ilk aylarda etkisinin daha yoğun olacağı, kurda baskının sürmesi nedeniyle döviz bazlı sabit TL'de maliyet olarak artışlar gözüktüğünü, bunu fiyatları yansıtamadıklarını gözlemledik. Diğer taraftan deprem, 6 Şubat depremlerinin etkisi oldu. O bölgeye satışlar, o bölgeden iadeler oldu. Burada etkilenenler oldu. Bir de üstüne 2022 karından devletin %10 avantajlardan kestiği vergi oldu ki bu verginin birçok şirkette vergi giderlerini de arttırdığını izleyeceğiz. Bu nedenle reel sektör şirketlerinin karlılıklarında sıkıntı olacağını da bekliyoruz. Bu da bize beraberinde 2022'de o kadar güzel karlar artarken o kadar güzel de borsada kazanç yaşadığımız günleri hatırlatıyor. Çünkü bu sefer karlar artmayınca, karlılıklarda sıkıntılar baş gösterince borsanın da temel olarak itici gücünün geride kaldığını net olarak görüyoruz açıkçası.
Evet, burada şirketlerin bilançoları, karlılık oranları ciddi anlamda borsaya da yön veriyor diyorsunuz. Çok az vaktimiz kaldı ama bir de takip ettiğiniz seviyeleri alabilirsek çok sevinirim. 5000 seviyesinin altında kapanış gerçekleşti. 2 gündür oralarda kapatıyoruz ve 5000 seviyesi kritik bir seviyeydi. Ne dersiniz, hangi seviyeleri izliyorsunuz? Tabii seçim öncesinde yine testlere piyasası devam ediyor. 4700-5200 aralığında gidip geliyorduk. Şimdi 4700'ü tekrar test etmeye doğru yakınız. Buralardan yukarı atak yapması gerekiyor. Zorlanıyor biraz ama en azından atak yaparsa buradan kurtarmış oluruz destek seviyelerinden. Yukarı yönlü kısa bir vadeli 5000'e kadar tepki bekleyebiliriz. 4700'ü aşağı kırarsak da bu sefer 4300'ü seviyeler gündeme gelebilir. Zaten zor tutulan borsada bir dalga daha, satış dalgası daha gelebilir. Bu da yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken seviyeler olarak söyleyebilirim. 4700-5200 bandına dikkat çektiniz. 4700 kırılırsa 4300'e kadar gerileyebilir ifadelerini kullandınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya bizimle birlikteydi. Böylelikle akıllı parayı bugünlük de noktalıyoruz. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.